Orhan. Efendim Hatice Hanım, buyurun. Sen şimdi bize şuradan iki ada çayı alıp gel bakayım oğlum. İçeride otursaydınız, hava soğuk. Ben girmem oraya. Ben burada haber bekleyeceğim. Sen gene de bir bak bakayım. Hemen Süheyla Hanım. Süheyla, kalk kalk kalk. Hazır adam yokken buralardan gidiverelim. Bak, ölüm ölürse bizi burada bulmasınlar. Nereye kaçacağız be abla? Kızın hali gözümün önünden gitmiyor ki. Gel sen gel. Taksi! Taksi! Böyle çap gibi kapılar açıldı. Adamlar geldi. Aldılar elimden uçurdular oğlum Cem. Kim yapıyor bunu Cem? Kim yapıyor? Düşünüyorum bulamıyorum. Biz bu Cem'i sıkıştırdığımızda Cem ne diyor biliyor musun? Bende para var, sana veririm. Git Filiz'i ara, o sana para verir diyor. Yok ya, kim olacak? Allah Allah ya. Ya sen bana demedin mi bu Cem'in parası pulu yok diye? Yok. Bu Cem kumarbaz demedin mi? Ya aynı. İyi tamam o zaman kardeşim. Kumar oynadı, kaybetti. Bu kumarcılar kaldırmıştır onu. Ney? Benim bilek. Ney? Adamlar çok başkaydı. Kumarcı gibi değillerdi. Yavaş, yavaş, yavaş. İndir silahı, indir. Ne oluyor lan? Relax ol lan, ne oluyor? Siz yorulmayın. Biz alıyoruz beyefendiyi. Ama böyle olmayacak. Bu seferlik böyle olsun. Bu ne lan? He? Vaslo salta. Adamlar kim oğlum? Uzaylı gibiler. Anlamadım abi. Amerikan ajanı olmasın herifler? Yok. Kesin Rus bunlar. Amerikan olsalardı sıkarlardı. Evet evet. Zaten sarışın çocuklardı. Kesin Rus. Evet evet sarı o. Dragon vardı aralarında. Bunlar... Lan ne diyorsun lan siz? Kaçırdık lan adam. Abi. Biz şimdi bu durumda ücret alamıyoruz mu? Alacaksınız ya. Alacağız tamam şimdi siz. Siz bir anlatın bakayım şimdi. Bu adamı biz ne yapacaktık? Abi şimdi. Ergun kardeşler LTD ŞTİ olarak bu adamın uygunsuz pozisyonda fotoğraflarını çekip bir güzel rezil edecektik. Bitirecektik herife. Bitiremiyoruz ama. Abi hiç olmazsa masraflarımızı alsaydık. Tamam lan. Siz şimdi bunu konsepte yani ne kadar harcama yaptınız onu bana biz diyeyim bakayım. Vallahi kırmızı elbiseye 500 verdim ben. Yuh. Hem de pullu. Topuklu ayakkabıya da 200 lira verdim. Ne diyorsun lan? Adam mı şey yapıyoruz lan siz burada? 44 numara topuklu ayakkabı. Bul da aşağısına. Hem de kırmızı yanıyor. Ha bir de kadına 300 verdim. Bekliyor. İster parasını. İster. Ama Ergun kardeşler yani bir şey diyeyim siz çok pahalısınız ha. Bir dahakine sizden vallahi indirim böyle kampanya bekliyorum yani. Sizin paranızı kesiyorum. 1500 yeter size ha. Şunu ver. Şunu ver, şunu ver, şunu. Benzinim yok. Buy buy. Ha Mahir abi. Ne lan? Bizi de atsan abi 50 lira aldın ya. Otostop çek. Abi kim alır bizi? O kırmızı elbiseye giy. Pullu olanı. Ergun kardeşlermiş. Ucuz yapın biraz, ucuz. Abo. Kız kıyafeti mi giydirecektiniz lan herife? Lan oğlum siz ya. Oğlum bu çocuklar çok acayip. Bana böyle paketler sundular. Abi istiyorsan böyle bir şey yapalım, abi istiyorsan böyle bir şey yapalım. Ben de gittim bunu seçtim. Daha ucuzdu. Kız gibi giydirip kız kızı yatakta resim çekmeli paketi. Ya yok ya, ne lüzumu var arkadaş bunun için para vermeye? Tutardın herifi getirirdin buraya. Hep güzel giydirirdik onu, sen de fotoğrafını çekerdin. Bakalım bir daha birine bir kötülük yapabiliyor mu o Cem Efendi? Hem canım yatakta olmasın, koltukta oluversin, ne olacak? Ya Kaya bir sus, ne yapıyorsun ya? Ya fikrin yok, öyle kendi fantezinde konuşuyorsun ha. Baba! Lan oğlum dur ya. Anan inan. Ne haber?
Gel havalı, gel, gel. Haberler kötü. Ay vallahi hiçbir şey keyfimi kaçıramaz. Limonlu kekimi yerim, çayımı içerim. Şöyle mis gibi ayaklarımı uzatır dinlenirim bugün. Kaya. He. Sen git getir hanımefendinin son isteğini. He. Tabii. Hülya bu sefer seni kesin öldürür. Bana bak. Ne oluyor be? Korkutmayın insanı. Kork havalı. Kork. Pandora'nın kutusu açıldı. Her yerde kötülük. Cem. Her şey öğrenmiş. Niye? Belgeleriyle. O ebenin itirafları da var içinde. Hepsini böyle güzel paketlemiş, süslemiş. Geldi, Hülya'yı tehdit etti. Havalı. Hülya Bahar'ı öğrendi. Ne? Allah Allah. Nerede bunlar ya? İçerilerde de yoklar. Bunu da buraya koymuşlar. Açmıyor ya. Ne yaptı peki? Ne yapacak? Atladı arabaya, meleğin yanına gitti. Onu boğazlayacak, ondan sonra da buraya geri dönecek, haberin olsun. Bittim ben ya. Bittim ben. Bittim kesin, Hülya beni de doğrayacak. Ne yapacağım ben şimdi? Ne yapacağım ben şimdi? Şimdi mi geldi aklın başına? Vallahi hiç doğru değildi yaptınız kardeşim. Yani Hülya ne etse haklı. Ya olan baharım oldu ya. Altın krallarının evine yerleşecek. Daha da yüzünü göstermezler bize ya. Hülya burayı kapatır. Bizi toptan kapının önüne kur. Lan Allah vere de tekrar sokaklara düşmesem kağıt toplamak için ya. Ya dur be Kaya ya. O kadar değil, bir dur ya. O kadar değil. Yok Melek, açmıyor. Belki Hülya'ya neden yaptığını anlatmıştır. Hülya ona hak vermiştir ha. Ve istemiyordu ki zaten o çocuğu. Kötülük mü ettik işte? Biz yıllarca mis gibi baktık çocuğa. Ve benim bir suçum yok ki. Ben arkadaşım ne istediyse onu yaptım. Eğrisini doğrusunu kurcalamadım. Melek bir yerde Hülya'nın hayatını kurtardı. Bayram Bey, Kaya'yla Melek'in adı çıktı diye oğluna ağladıydı Melek'i. Kucağında çocukla. Hülya'yı mı alacaktı oğluna? Yatsın kalksın, dua etsin o Hülya bize. Hep... Bak şimdi evdekiler öğrenince kim bilir ne yapacaklar o Hülya'ya. Ben size bir şey diyeyim mi? Bakın Bahar kesin dönüp dolaşıp yine bizim eve gelecek. Niye bakıyorsunuz bana öyle idamlıkmışım gibi ya? Öylesin.